Sevgili dostlar, burası Kan, yani Cannes. Var ya Cannes yazılan Kan, Fransa'da meşhur Kan'ı, Côte d'Azur'da efendim film festivalleri falan burada yapılır ya. Hani alt kırmızı halı buraya aslında seriyorlar kırmızı halıyı festival zamanı. Büyük bir kasaba değil ama düzenli. İnsanlar böyle bir kışın pazar akşamı vaziyetindeyiz, akşamüstü herkes yürüyüşte. Efendim, yaşlılar çok sever bu mevsimler. Çok da güzeldir. Mevsimler harikadır. Hastasıyım. Şimdi biz de bugün geldik. Türkiye'den bir nefes alacağız. Türkiye'den sonra, İslam'dan sonra insan ihtiyacı oluyor nefese. Hakikaten öyle oldu maalesef. Ve size elimizden geldiği kadar Kan'ı anlatacağız. Şimdi bir pazara gidelim. Bugün pazarda pazar günü var. Pazar günü pazarı var. Gelin. Bakar mısın? Eşi varmış, erkeği geziyor dedi hanım. Dedi kadınlar daha sadık dedi. Her gün sabahtan gelip buraya konup akşama kadar burada duruyormuş. Sabahtan arabaların üzerine falan biraz geziyormuş uçarak. Ama her sabah hanımın yanına geliyormuş her gün. Burada biri bak çok da güzel bir kuş maşallah. Sen böylesin ya. Unutmaz ki sen jönsen. Yok. Maintenant je la roule. Eh, le monsieur ça? Erkeği geldi. Bakar mısınız? Şey. Yiyeceği görünce pis. Bak. Bakar mısınız? Nasıl dünya değil mi? Yiyecek üzerine nasıl her şey ya? Ne enteresan. Hayvan da böyle çıkarınca geliyor işte ya. Biz de öyleyiz. Bak. Très belle. Au revoir madame. Très gentil. Çok şeker değil mi? Erkek tepede, kız tepeye kaçtı erkek yerken. Yani hani saygıda kusur etmiyor. Efendim bizim toplum gibi hani erkeğin yanına gitmeyeceksin, yemeğini yiyorsun. Kızlar gülüyor. Diğer kuşlar geldi, gelin. İşte bak. İşte efendim burası da Cannes Film Festivali'ndeki yürünen kırmızı halı. Bu artık biraz turistik mahiyette biraz tutuyorlar. Bu sefer de film festivali yok ama onun yerine dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı var. Teşekkür ederim efendim. Harikasınız. Türkler de burada. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı var. Bak, burada kocaman İstanbul Ticaret Odası yazıyor. Bakar mısınız? Demek onlar buradalar. Bakın, şunu da ben ilk defa görüyorum. Bakın, İstanbul Ticaret Odası'nın Star of the Housing. Your home of two significant continents. Your home, the deep blue sea. Your home. Eviniz, gelecekteki işleriniz için. Eviniz iki önemli kıta arasında. Efendim, mavi denizi kucaklarken İstanbul Star of Housing istanbulmipim.com. Bizim Türkler burada emrinizde gördüğünüz gibi galiba buraya da bir gelip bakalım bir ara. Galiba buranın yıldızları da. Yani bu fuarın yıldızları Türkiye. Bakar mısınız? Gayrimenkul. Herhalde.
Evet efendim, burası da kanın pazarı ama kapanıyor, akşam oldu. Saat 5:30, pazar kapandı. Antika pazarı müthiştir. Enteresan bir hanım tanıştı. Edith Moroti. Voilà, Edith Moroti. İtalyan asıllı. Bütün buradakiler İtalyan asıllı ama İtalyanca bilmiyor. Fransızca konuşuyoruz. Çok hoşuma gitti heykelleri. Nasıl yapıyorsunuz dedim. Şokla çatlatıyormuş. Bakar mısınız? Arap, müthiş Arap. Hastasıyım Arap'ın. Bayağı seramik yapıyor. Sonra buna bir şok veriyor. Şokla çatlatıyor. Sonra üzerine talaş döküyor. Talaşla yakıyor. Bu çatlaklara siyah isi giriyor ve yani çatlakta kırılmıyor. Bir daha, iki defa pişirmiş oluyor. Yani fakat Afrikalılar müthiş. Afrikalıdan hastasıyım. Oturun Afrikalı bayanlar. Kırmızı. Merci monsieur. Merci madame. Très gentil. Merci. Au revoir madame. Au revoir madame. Şimdi hadi gidiyoruz. Devam edeceğiz. Güzel bir kasaba. Bu Fransa'nın güneyi hep böyle güzel. Hastasıyım da kan hani bir başka bir havası var. Ufacık. Şimdi öyle bir hani film festivali şeyinde değiliz vaziyetinde. Hakiki insanlarla beraberiz. Ama yarın bir ara gelip şu Türklerin sponsor ettiği, biz ülkemizin sponsor ettiği gezeceğiz. Gayrimenkul fuarını. Bir bakalım. Çok güzel şeyleri varmış. Le cassoulet, le ballon, Beaujolais, hola, c'est la France. La bouillabaisse, la yoli, l'andouillette, hola, c'est la France. Les petits bistrots plats du jour, apéro, hola, c'est la France. Le Bordeaux, la tête de veau et les escargots, c'est la France. Sevgili dostlar, günaydın. Ne kadar güzel değil mi? Ne güzel bir kelime. Gün aydın. Hakikaten gün aydın. Fransa'nın güneyinde meşhur Cannes şehrindeyiz. Efendim hani film festivali yapılan Cannes. Ama benim için Cannes'ın güzelliği ve özelliği film festivalinde değil. Meraklı değilim. Benim meraklı olduğum klasik yelkenliler. Mesela şu bir, biraz bakımsız. Acaba satıyorlar mı? Kaç liradır? Şu bir yol. Yani YAWL yazılı. Yol. Yolun bocrum direği görüyorsunuz. Dümenin arkasındadır. Özelliği odur. Ve bocrum direğinin altı denize kadar inmez. Oran altı boştur. Yani bunun aslında pratik tekne değildir. Kullanım alanı çok azdır. Ama gösterişi müthiştir. Hastasıyım ama hastasıyım. Yol hastasıyım. Mesela bak şu da yol. Hayatta galiba ben öyle ev bark falan istemiyorum. Evin barkım da yok. Tek istediğim yani bir mal olarak şu. Fazla bir şey mi? Evet fazla. İnsanoğlu hep fazlasını ister. Olmayacak ama ben isteyeyim. Rüya olarak kalsın. Şöyle bir yol sahibi olmak isterim. İşine şey oturmak. Bir sütlü çay içmek. Bu da güzelmiş. Bakar mısın? Flush. Bunun adı flush deck. Yani düz. Tamamen düz bir. Dümdüz bir şey var. Güvertesi var. Hiçbir şey yok. Şöyle ben buna şurada şöyle saatlerce bakabilirim. Her detayını inceleyebilirim tek tek. Çünkü hastasıyım. Ama bunlar müthiş bakım ister. Elini üzerinden çekmeyeceğin. Bunların yarışlarını var. Bunların yarışlarına gelmek lazım. Belki ilkbaharda geliriz. Yarışları var bunların. Tarihine bakayım da. Atlar belki geliriz yarışlarına. Evet, şimdi burası meşhur Cannes şehri demiştik. Şimdi beraber sizden eski kaleye yürüyelim. Efendim, eski kalede bir yani buranın eski kasabası güzel. Yeni kasabası pek fazla yeni. Bazı binalar güzel de bazıları şey enteresan değil. Hadi şu tekneye bakayım en son şundan sattık mı? Oradan gidelim eski kasabaya. Bunu sevmedim. Yüksek bana göre. Yüksek olunca denizden kopuyorsun. Denize ait değilsin gibi geliyor yukarıda tepede. Bu şey yani biraz zengin yatı. Bize göre değil. Hadi gidiyoruz.
medeniyet testi yapacağız. Ama bu buyurun, buyurun. Nasıl? Efendim bakın daha adım atmadan duruyorlar ya. Öyle bir şey ki. Bakar mısınız? Müthiş bir şey. İşte efendim burası tabii biliyorum ben. Kocaman Hüseyin geçerken tır geçiyordu. Tır durdu ya, tır. Yani artık medeniyetin testinin şehirlisi, yıldızlısını geçti adam burası. Evet sevgili dostlar, şimdi gidiyoruz fayans bölgesine, yani adı üzerinde bütün buraların en önemli çamurlarının olduğu bir bölge. Orada güzel fayans, yani bizdeki fayans adının geldiği yer aslında. Oraya gidip bakacağız. Seramikçiler, kasabada güzel bir kasaba, eski kasaba ve devam ediyoruz. Yorulduk yokuş yukarı. Oh. Geçmişlerimizin canına değsin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin, modern Türkiye'mizin kurucusu ve onu takip eden Şahap Sicimoğlu babam ruhuna ve annem Şükriye Sicimoğlu ruhuna bir su. Fransa'nın güneyinde Kan şehrinde, kalede bir su. Sevgili dostlar, burası fayans bölgesi. Yani Kan ve Nis'in üstündeyiz, Esterel Dağları'nda. Çok güzel bir tabiat. 218 kilometre yürüyüş yolu varmış. Göller var, tabii göller. Göllerde motor yok. Yani kanularla ancak seyahat edebiliyorsunuz. Ceylanlar, yani yollarda şey var, ceylan, dikkat ceylan atlayabilir falan işaretler var. Efendim... sadece 4200 nüfusu olan bir kasaba, fayans ve tabii adını aldığı fayansın yapıldığı yer. Çünkü burası, buranın gölleri ve nehirlerin ve çamurları meşhur. Bütün bu kasaba hep seramik sanatçılarıyla dolu. Yani fayans. Yani bizdeki fayans adının geldiği kasabadayız sevgili dostlar. Takip edin kardeşinizi. Fransa fayans bölgesi hastasıyız. İşte efendim dakika bir, gol bir. Bir kasabaya gelip de belediye binasını burada görürsem bu şekilde, balkonu çiçekli, tarihi binada ve bu yazıyla zaten o kasabayı gezersin, o kasabayı seversin. Yani dakika bir gol diye geliyorsun, kasabanın belediyesi şöyle bir bina. Buyurun. Güzel bir kedi çinçen,
Korkma, korkma. Ben de kedi hastasıyım. Kedi severim. Bakar mısın şimdi güzelliğine, eşek? Niye korkuyorsun? Hiç. Korkmayacaksın. Ben sana zarar vermeyecek olan bir insanı korkmadan sevdirebilirsin güzel güzel. Keşke yiyecek olsa da sana yiyecek de verebilsem. Korkma. Ha, orada yiyecekleri var. Ha, orada yiyeceğim var. Ekecek. Niye korkuyorsun? Hiç. Çok güzel hayvan maşallah. Efendim burası belediyenin halka sunduğu böyle bir eski fırın sergisi. Duvarda böyle paratıyorsunuz, konuşuyor Fransızca, İngilizce. Fransızcayı seçmişler, anlatıyor fırın ekmeğin tarihini. İlk ekmekte bilmiyorum ben, Mısırlılar yapmışlar mayalı ekmeği. Ekmek var da mayalı yok, mayayı bulanlar Mısırlılarmış. Efendime söyleyeyim. Ve bu kasabada da her sene yapılıyormuş bir ekmek festivali. Ne güzel fikir değil mi? Keşke biz de yapsak. Bir ot festivali yaptık şeyde, biz başlattık. Alaçatı'da dünya çapında meşhur oldu. Biz çekildik, belediye el attı. Yapamıyorlar ama merak etmeyin, bizim kadar yapamazlar. Belediye bizim yaptığımız şeyi yapamaz. Bu aşkla yapılan, biz gönülden yaptık bunu. Şeysiz, ücretsiz. Belediye de işinize çıkarlar giriyor. Yok bilmem neyin fırını, yok bilmem neyin lokantanın sahibi falan olmaz. Biz yaparsak olur. Biz çekildik. Şimdi de belki bir şey yaparız, ekmek festivali. Ekmeğin meşhur olduğu bir yerde. Burada tarihi ekmek fırınının canlandırmasını yapmış Fransızlar. İşte fırını, karısı çocuğu. Burada da yazıları var, okudum Fransızca. Böyle herkes ekmek evde yaparmış ama ayın bir günü, haftanın bir günü açıkmış fırın. O bir gün kuyruğa gelir, herkes odun getirirmiş. Odunla öderlermiş fırının parasını. Fırın daha köye aitmiş, yani şahıs fırını değilmişmiş. 1800'lerde herkes odunu getirir, yardım edermiş. Odunu da fırıncı da biri yakarmış. İçine odunu, herkes ekmeğe pişirip verirmiş geriye. Bizlere vardır ya mahalle fırınları, gerçi paralıdır ama ufak para olduğunu zannediyorum. Herkes yemeğini, ekmeğini getirir, pişirtirir, götürür. Efendim, devam ediyoruz. Fayans'ta. Çok güzel kasaba değil mi? Boş, kışın. Yazın burası biraz böyle ama ben hoşuma gidiyor boş olunca. Bana ait oluyor. Gelin. ...1782 Keşmen'in tarihi. Fayans şehrinden bu kadar sevgili dostlar. Ufak bir gezi. Şimdi dönüyoruz. Devam ediyoruz. Ayhan Sıcımoğlu Renkler Bloomberg HT. Sevgili dostlar, Turkey. Yıldızımız. Burası MIPIM. MIPIM yani... Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı. Projeler, mimari projeler, gayrimenkul projeleri. Dünyanın her tarafından insanlar burada ama bu senenin yıldızı, yüksek yıldızı Türkiye. İki tane yarışmaya, iki tane projesiyle giriyor. İnşallah bakalım. Efendim, bu Türkiye fuarının da sponsoru İstanbul Ticaret Odası ve onun önderliğinde bir sürü şehir, Ordu, Konya, Kocaeli, Hatay, Bursa, Balıkesir, Antalya efendim ve birkaç tane inşaat firması da var bunlar arasında. De benim dostlarım Seramik Türkiye Seramikçiler Birliği Tanıtım Birliği var Ankara'da. Onlarla beraber geldim. Çok şekerler. Geçen sefer de Bologna'ya gitmiştik beraber. Ben de istiyorum ki Türkiye'mizi yurt dışında tanıtım olayında bir tuzum olsun çorbada. Bir firmaya ait değilim,
Bir firmanın reklamını yapmıyorum. Ülkemin reklamını yapıyorum. Elinden geldiği kadar sevgili dostlar. Çünkü hastasıyız. Türk Seramikçileri Tanıtım Grubu. Bütün Seramikçilerin Birliği'nin eseridir. Bir firmaya ait olmadığı için, ülkemize ait olduğu için de reklam problemi olmadan içeri girebiliriz. Evet, merhaba kızlar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Bakar mısınız? Teşekkür ederiz. Bakar mısınız kızlarımıza? Güzel güzel oturuyorlar. Fransa'nın Cannes şehrinde, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarında Türk Seramikçileri Tanıtım Grubu hastasıyım. Çünkü ikinci sefer beraber daha evvel de Bologna'ya kim geldi benimle? Bologna siz geldiniz. Yok siz geldiniz. Kim geldi benimle? Sevgilim var. Ha o burada yok mu? Yok. Bologna'da beraber gittik. Çok seviyorum. Çünkü Türkiye seramikleri dünya birincileri şeyinde. Yani dünya kaçıncı, ikinci, üçüncü falan büyüklükte çok önemli. Hep biz bunu bilmiyoruz ama size hemen bunu ifşa edeyim. Kaçıncıyız dünyada seramik işinde? Dünyada? Dördüncüyüz. Dünya dördüncüsü. Birincisi kim? Şimdi iki kısma ayrılıyoruz aslında. Sağlık gereçleri ve karo olarak. Ha yani yer döşemesi olarak. Evet. Yer döşemesi olarak. Ve... Duvar döşemesi falan. Evet. Yer ne? Duvar döşemesi. Evet, evet, aynı evet. Zamanda vitrifiye. Vitrifiye olarak iki kısma ayrılıyor aslında. Tamam. Bir tanesi de dünya döndürücüsü, diğerinde dünya beşincisiyiz. Vay iyiymişiz. Evet. Kimler birinci? İtalya. Yapma ya. Birinci Karo'da. Aynen. Ah İtalyanlar. Ah. Neyse dördüncü de iyidir ya. Yavaş yavaş çıkarız biz de kardeşim. Değil mi kızlar hep beraber. El ele tutuşursak çıkacağız. Dünya birincisi olacağız inşallah. Evet. Size afiyet olsun. Yani otur işiniz. Var, gelen var mı? Tabii çok var, yoğunuz. Evet. Çok, çok iyi. Çok kalabalık. Harikayız. Şimdi bir gidip biraz gezelim. Buraya gelmişken. Bir Türk çadırı var. Orada evet. Değil mi? Ne evet. Var onun içerisinde? Hemen girişte Türk çadırı. Ne var içerisinde? Birçok ülkeden il firması, aynı zamanda ha. Belediyeler. Bu, burada bir tek siz mi varsınız bu kısımda? Burada biz varız ve kiosklarımız var. Kiosklarınız, sizin de meşhur kiosklar. Meşhur kiosklar. Benim Bologna'da çektiğim kiosklar. Değil, onlar değil. Ona benzer aslında. Benzer, yaptığımız Türk kahvesi dağıtmak için yaptık. Türk, kahve var mı? Var tabii. Bir kahve içeyim ya. Tabii size hadi, kahve ikram edelim. Hadi gel, yok bir kiosk da içeyim değil mi? Orada kiosk da içeceğim tabii kahve. Tabii olabilir. Öyle hadi hadi gelin bir kahve içelim sevgili dostlar. Hastasıyız. Bugün de hava Allah'tan iyi. Soğuk ya. Burası bu kadar soğuk olmaz. Bugün böyle. Cannes. Cannes yani. Öyle bir dalga geçiyor Cannes diye. Evet. Turkey is the fourth largest seramic exporter and the fifth largest center of excellence. Yazıyormuş burada. Türkiye dünyanın dördüncü en büyük exporter'ı, export yapan ülke seramik karolarda ve sağlık seramiklerinde dünya beşincisi. 2015'te Türkiye 935 milyon dolarlık yani 1 milyara yakın seramik mamulleri ihraç etmiş. 500 milyon seramik karoları ve 200 milyon da dolar seramik sağlık gereçleri ihraç etmiş. Ve buradaki bir tanıtım grubu Ankara'da bunlar. Yeri doğru mu? Doğru söylüyor değil mi? Ankara'da çalışıyorum. Ben de hastasıyım. Elime gelen her türlü desteğe çıkıyorum. Seviyorum. Hem seramik seviyorum hem kızları seviyorum. Gelin. Hoşça kalın. Ciao. Geleceğiz. Şimdi efendim Fransızlardan orta şekerli Türk kahvesi isteme operasyonundayız. Efendim, burası Türk kiosku. Bir kahve içelim artık sabah sabah. Bonjour mademoiselle. Vous avez un café Türk? Bien sûr. Sucre moyen, s'il vous plaît. Bien sûr. Moyen, orta demek. Türkçe'ye alınan bir kelime. Moyen. Bayağı Türk insan var etrafta. Gelip beni fotoğraf falan çektiriyorlar. Herkes lacivert ve kravatlı. Matrix gibi.
Ben niye böyle geldim acaba? Ha. Merci mademoiselle. C'est gentil. Alors, merci s'il vous plaît. Şimdi gerçi kartonda içilmez bu işe, deneyelim bakalım. Keşke şey olsa fincan ama. Bon. Très bon. Evet, güzel. Tek problemin karton bardakta olması. Herhalde burada yıkacak şey yok. Yer yok, onun için mecburen. Size bir şey diyeyim mi? Hani espresso, mespresso, hepsi tamam ama bizim kahvenin üzerine kahve tanımam. Kargadan başka kuş tanımam. Tek Türk kahvesi tanır. Hastasıyım. Zaten bir şeyleri hayatta ağzıma koyamam. O hazır kahveler var ya, suya koyuyorsunuz. Adını vermeyeyim. Reklam olması. O benim için bir facia bir icattır. Zararlı olduğunu tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ama yapmayacağım bir şey hayatta o kahveyi içmektir. Kaşıkla sıcak suya koyup da karıştırırız. Kahve var. Hazır kahve. Jamais. Afiyet olsun. Burada bir Türkiye çadırı var. Gelin bakalım içeride neler var. Efendim böyle inanılmaz bir maket. İstanbul, Allah'tan bütün yok diyenler yok galiba. Şimdi bakın, çok samimi. Benim gönlüm isterdi ki, benim gönlüm, gökdelenler olsun. Bütün dünya şehirlerinin olduğu gibi ama İstanbul'un içinde olmasın. İstanbul dışında gökdelen merkezi olsun, downtown denir. Mesela Miami de öyledir. Paris de öyledir. Roma da öyledir. Bir hiç gözün rahatsız etmeyeceği bir kısım vardır, eski kısım. Eski kısımla silüetim de girmesin. Bir yere ekspres yollar, trenler, metro yapılsın. Orada gökdelenleri serbest koy. Bu yanlış. Kusura bakmayın. Şimdi buradan, pardon, burada seçiyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Biz hadi ilkbaharı seçelim. Ne olacak? Bak, ilkbahar başladı. Sevgili dostlar, çok merak ediyordum. Siz de herhalde ediyorsunuz. Bizim havaların, ben çünkü hayatım havalarında geçtiği için bir haftanın 3 günü uçaktayım. 3 gün artık herkes, o abi hoş geldin falan olduk şeyde bizim havalanlarında. Merak ediyorum yani, burada bir yaşayacağım. Yani şuraya bana bir oda koysanız burada kalabilirim. Sarp Bey de bu havalarının proje geliştirme müdürü. Dedim bana anlatacak kimse var mı? Şu anlatsın bakalım. Sarp Bey geldiler, sağ olsunlar. Hoş geldiniz Sarp Bey. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi havalarını kısaca anlatalım. Bu şurası otoparklar görüyorum burada. Otoparkımız 18 bin kişilik araçlı bir katlı otoparkımız var. Otoparkın girişi daha önceden yapılıyor zaten. Burası departure körbe çıkan, aşağısı arrival körbe çıkan bir yapı. Burada farklı olan konu, bizim yaratmaya çalıştığımız konu, şurada metro ve hızlı tren bağlantımız oluyor. Şurada olacak. Tam şu anda bu gösterdiğiniz yerde. Anladım. Yani benim en büyük problemim ne biliyor musunuz havalarında, İstanbul havalarında? Havalarının bina mükemmel falan. Sokağa bir çıkıyorsun, Arabistan. Dağıt bir... Yahu kardeşim, 3 tane park eden arabalar, sarı taksilerin orada olmaması lazım. Onların kuyruğa girmesi lazım. Korsan taksi, oradan yolcu alamaz. Yolcu alan taksi var. O birbirinin üzerine şey bağıran, çağıran, yani birdenbire bir öyle bir ülkeye geliyorsun ki, yani bir turist olarak ben kendimi düşünüyorum. Vallahi geri biner kaçarım. Anladım. Yani burada özellikle dikkat ediyorum. Çok yani bu bütün bunu bırak. Kesinlikle hiç, en önemli konulardan biri bu. En önemli konu. Özellikle lojistiği ve buraya en nasıl önemli konu. Şurada Nice havalanı biliyorsunuz. Orada Kiss and Fly var. Kesinlikle. Biliyorsunuz değil mi Kiss and Fly'ı? Kiss and Fly'ı biliyoruz. Tabii. Dedim ya bu niye yapmaz, görmez bizimkiler, yapmazlar. Şimdi burada gene aynı şey olacak. Buraya 4 şimdi bizim insanlar cezai olmadığı için 4 sıra 3 sıra paketmişler.
Yani ben Amerika'da bir kere ilk gittim, yapmaya kalktım. Dibine iki sıra değil, bir sıra flash yaptım. Kapıya kadar yürüdüm, bavul taşıdım, geldim ceza yedim. Haklısın. 5 dakika içinde. Şimdi burada biz ona çok dikkat ediyoruz. 135 dolar. Çat. Doğru. 135 dolar. Anlıyorum. Çarpı 3. Peki bir soru. Kaç gate var? Bayağı bir gate var burada. Şu anda 77 tane of. Stand var. Bu standlere yerleşim şekliyle 114 uçağa kadar uçak park edebiliyor. Çünkü burada Mars standlerimiz var. Bu Mars standleri bilebildiğiniz gibi A380'leri de alacak mı? Uçakları alabilecek 15 tane standimiz olacak bu kontak standlerde. Ve buraya 2 tane aynı anda uçak park edebiliyor. Anladım. Bir de tabii gönül ister ki etrafını büyük etrafına yapı yasağı koyup yani şöyle dolacak buraya. Tabii ki Türkiye burası gece kondular etrafında yani bizden korkuyorum şimdi. Yani şeyimizde değil. Sadece biz havalimanının kamulaştırması. İşte, burada da sizin olması lazım bana sorarsan. Buraya gece kondu dikerse o zaman ne oldu havalanı? Nasıl ne yapacağız? Doğru haklısınız. Ki diker. Yani o şekilde bir şey yorum yapmak doğru olmaz. Kötümser miyim? Açıkçası politik konularda çok fazla ben evet tabii muhakkak yani, muhakkak muhakkak doğrusu haklısınız ben bakmayın ben anlıyorum bizde atış serbest her şeyi söyleyebiliriz yeter ki doğrusu olsun bildiğiniz kadarıyla peki çok çok teşekkür ederim çok sağ olun çok memnun oldum sağ olasınız harikasınız tebrik ederim. Sevgili dostlar, burası İstanbul Serbest Mimarlar Derneği. Buraya geldim çünkü burası bir sivil toplum kuruluşu. Doğru değil mi? Evet. Beyefendi adınızı alabilir miyim? Ertuğ Hızıroğlu. Ertuğ değil mi efendim? Ertuğ Hızıroğlu. Ertuğ Bey de başkanı. Evet. Efendim, Umut Bey de yönetim kurulu. Mimarlar bir yere gelmişti 15 sene evvel. İstanbul'un mimarları hepsi değil, bir kısmı, önemli bir kısmı. Kalbur üstü olanları, şöyle tabiri caizse, bir nevi sivil toplum örgütü kurmuşlar. Doğru evet, söylüyorum, değil mi efendim? Mesleği kalkındırmak. Mesleği kalkındıralım, değil mi efendim? Dışarıya doğru açalım, dışarı yurt dışına açalım ve yurt dışındaki mimarlık faaliyetlerimizi geliştirelim diye. Çok tebrik ediyorum. Ama zaten iyi değil miyiz? Biz şeyde, ama şeydeyiz, construction'da iyiyiz. Evet, inşaat ve taahhüt işlerinde çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ama mimarlık olarak evet bir takım üyelerimiz dışarıda çalışıyor, görev yapıyor ama beklendiği kadar aktif değiliz. Öyle mi? Evet, onu hızlandırmaya çalışıyoruz. Siz yaparsınız. Harikasınız. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür harikasınız. Görüşmek üzere. Yani şimdi işimiz bu olmalı. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti, Türk insanı, Türk firmaları, Türk kuruluşları dünya seviyesine çıkmalı. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Geri hiçbir zaman geri kalmayacağız. Yani efendimiz Avrupa'nın, hayır dünyanın en iyisi olacağız. Avrupa'nın değil, dünyanın en iyisi. Gelin. Efendim burası da Kan'ın arka sokakları yani Tahtakale, Mısır Çarşısı, Eminönü'sü. Hah işte benim dükkan. Peynirci. Gelin bakalım. İşte benim dükkan, peynirci. Allah Allah. Bak. Bunlar tamamen ev yapması. Böyle konfeksiyonu yapılmış. Bakar mısınız? Şuna bir tane tadalım. Ev yapımı keçi peynirleri. Tamamen ev yapması. Bunların her biri teker teker bir köyde bir veya birkaç aile yapıyor. Birkaç yüz senedir. Dededen kalma. Ve bunu mesela bunu çıkarıyorlar babalar. Bakar mısınız şıklığına? Saint-Pierre. Polignac. Bakar mısınız? Chevreux. Bak bu çok müthiştir. Keçi peyniri. Müthiştir. Burada aşağı yukarı bonjour madame. Burada aşağı yukarı mevsime göre 200 ile 300 çeşit peynir var. Öyle bir şey olabilir mi? 300 çeşit peynir. Mevsime göre değişiyor tabii. İlkbaharda biraz daha fazla. Şu anda iyi bir şeyde. Yani tamamen bunlar şu kısım bakar mısınız? Cœur. Kalp peyniri.
Tamamen bunlar artizanal. Ev yapması, el yapması peynirler. Bütün şu kısım. Yukarılar fabrikasyon peynirler ama tabii içerisinde çok güzelleri, blue cheese'leri, roquefort'ları falan var. Efendim, yukarılar fabrika, şuralar fabrika ama şurası bir mücevher. Bakar mısınız? Tek tek müthiş bir peynir. Burası da gene fabrika kısmı. Dokumayın yazıyor ama yani bunlar bu peynirler, ben peynirciyim, hastasıyım. Peynirsiz yaşayamam sevgili dostlar. Bana ekmekle peynirimi ver ve beni bırak. Şuraya bir yatak sereyim, burada uyuyayım. Sizi bir yere götüreceğim. Chagall Müzesi. Chagall en sevdiğim 1800'lerin sonunun ressamlarından. Hastasıyım. Size Chagall'ı göstermem lazım. Fransa'nın Cannes şehrinde. Sanatçının sevgisine geldik. Marc Chagall hastasıyım. Çünkü Fauvizm tesiri altında, yani Fauvizm bir akım. Tabii olmayan renkler, çok canlı renkler kullanırlar. Bunun da ilk başlangıcı Matisse'dir. O da ayrıca çok 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 severim. Onun süper hastasıyım. Chagall da o ekol benim hoşuma gidiyor. Fauvizm, yani vahşi canavar demek yani. Vahşi bir akım. Canlı renkler kullanıyor ve bu renkler tabii renkler değil. Zaten şimdi göreceğiz. Biraz hafif naif resimler. Marc Chagall çok tutucu bir Yahudi ailenin oğlu. Rus Yahudisi. Doğumu 1887. Ölümü 1985. Hemen yanında bir kasaba var. Saint-Paul-de-Vence çok güzeldir. Belki bir gün gideriz. Dağlarda bir kasaba. Sanatçılar oturur orada. Hala öyle. Hala ressamlar orada otururlar. Fransız ressamları. Havası iyidir. Yani Paris biraz şeydir. Bunlar Paris'ten buraya kaçan sanatçılar. Ölümü de zaten hayatın sonlarını burada geçiriyorlar. Romantizm falan. Burası kuru bir yer. Yani Akdeniz iklimi. Paris'te çok hasta oluyorlar. Buraya gelip burada ölmüş 1985'te. İlk öğrenimi çok koyu Hasidik bir Yahudi okulda. Doğum yeri çok tuhaf bir kasaba. Burada yazıyor, bir dakika dur bakayım. Efendim Vitebsk diye bir yerde doğmuş. Vitebsk. Bir şehir Rusya'da. Beyaz Rusya'da. Oradan sonra St. Petersburg'a gitmiş. Bak orası müthiş bir, tabii onun için bir ilk sanat okulu, St. Petersburg. Fakat St. Petersburg'da bir anlaşamamış çalıştığı okulda, sanat okulunda ve Moskova'ya. Fakat esas şurada, bütün ressamlarda olduğu gibi 1915'te Paris'e geliyor. Paris bu işin ekolun, yani bu yani sanat okulunun babaannesi Paris. Heykeltraş da olsa 20. asırın okulu, ressam da olsan Paris'te oturacaksın illa. Bizim Abidin Dino'da olduğu gibi. Buradaki ufak bir şey var. Hayatını anlatıyor. Yaptığı şeyler, sergiler. Fakat hastası olduğum işi 1964 zannediyorum. Paris Opera binasının tavanı. Ben Paris Operası'na gittiğim zaman Ayşe için gidiyorum. Her seferinde tabii Paris'e gidince elim mahkum. İşte gel baba, gel baba, gidiyoruz. O, oturduğum anda kafam yukarıda kalıyor böyle. Ağzım açık kalıyor. Garnier, Opera de Garnier. Müthiş. Başlı başına şimdi ilk başta biraz karşı çıkmışlar. Ya çok modern bir
Yani bina çok klasik bir bina. Fazla modern kaçtı buraya. Hayır. Öyle değil. O kontrast, o sol köşeden gol. Yani bacak arasından 90'dan gol olmuş orada. Bana göre. Şimdi bir Sergi'ye gezelim. Birazdan Sergi'nin direktörü gelecek. Kan şehrinin sanat direktörü bir bey gelecek. Enteresan bir bey. Ben ilk defa tanışacağım. Biz buraya aradık kendini. Gelici bizi gezdirecek Sergi. Müthiş. Zet. Frédéric Ballester. Voilà. J'aime beaucoup Chagall. Je dis maintenant à la télévision, je veux des Garnier, le plafond de Garnier. Oui, le plafond. Le plafond. C'est une merveille. Formidable. Oui, oui. Il est quand même très âgé quand il fait ça. C'est incroyable. C'est la fin de sa vie, avec beaucoup de... Beaucoup de force, beaucoup de d'austérité et surtout une spontanéité pour réaliser incroyable. Sans les assistants, tout seul. Oui. Il a travaillé pratiquement seul, sauf la préparation, oui. Le montage sur le plafond. Mais l'exercice pictural de retouche, après, travail au sol, travail sur le mur et puis surtout les retouches pour rattraper la perspective qui n'est pas du tout la même que quand on travaille au sol. Bon, mais je peux vous expliquer le contexte. Oui, oui. Nous, l'expo Chagall, là, c'est... Avec plaisir, oui. Ça fait partie d'un cycle que j'ai monté ici, dans cette période d'hiver, sur la gravure. Donc, on a monté Picasso, on a monté Braque, on a monté Fautrier, qui est un artiste des années 40-50, André Masson. André Masson aussi. On prépare d'ailleurs, en 2017... une très très grande, de très grandes expositions sur la Côte d'Azur, Picasso. Et moi, je vais faire une confrontation Picasso-Masson. Ça ne s'est jamais fait encore et pour nous, ça va être un événement assez important là aussi. Et c'est en faisant ces superpositions qu'il va découvrir la façon dont il va utiliser, par exemple, ce bleu. Il y a véritablement dans toutes ces planches un terrain d'expérimentation. Ce sont des planches qui sont uniques. Il n'y a pas de planches comme ça. Là, on retrouve toute la Russie, on retrouve toute la tradition russe populaire. Et on retrouve sa mythologie juive. Avec peut-être Eiffel, peut-être ici. Ah ben ça, c'est l'hommage, c'est les hommages qu'il a rendus à la France, parce que c'est un des artistes étrangers qui a été le plus reconnaissant envers la France, qu'il a accueilli dans cette période. Jusqu'à la fin de sa vie, il aura une reconnaissance. Et on va retrouver des symboles de cette arrivée en France. On va retrouver très souvent la Tour Eiffel, la Place de la Concorde. En tout cas, des éléments qui ont marqué sa vie. Hein. Là, ici, dans ce petit territoire, on est en présence de 6 chefs-d'œuvre, 6 pièces uniques. Et voyez, ce sont des œuvres qui sont restées de nombreuses années dans les casiers de l'imprimeur, et Castor Cybèle,
qui est le collectionneur qui nous a prêté, a passé sa vie à acheter chez M. Mourlot, qui était l'imprimeur à Paris, qui a été l'imprimeur d'ailleurs de toute la génération d'artistes du XXe siècle. Jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui s'est acharné à tirer de la lithographie pour les artistes. Hein. Il y a eu une grande mode sur le plan mondial, une grande mode d'achat de multiples. On fabrique des multiples pour faire rentrer, si vous voulez, dans les classes les plus basses, de faire rentrer des œuvres d'art. Alors aujourd'hui, il est clair que sur le marché, il reste très très peu d'œuvres originales, comme des aquarelles, des fusains, des encres de Chine. Et là, actuellement, le marché de l'art recommence à s'intéresser à ce travail d'édition autour du livre et ces éditions où ils ont tiré les choses en multiples. Mersen Sarayı'nda yapılan bir yemeğin davetiyesi, yemek listesi. Bunlar kaç tane yapmışlar mesela bundan? 300 tane yapılmış. Bu bir tanesi. Bu 105 numaralı. Bu benim bu favorim. Bu da efendime söyleyeyim. Gece diyor. Château de Versailles, Poulin yanında. General de Gaulle için yapılan bir gecenin şeyi, programı Versailles'da 500 tane yapılmış. Bu 36 numara. Müthiş. Yani tipografi, efendim, litografi içerisinde plaketlerden bunlar artık, yani bir tanesinde kalarsanız 30-40 bin euroya alabilirsiniz. Qui arrive de l'Antiquité, qui est un texte à caractère dramatique. Bonnard l'a illustré en respectant l'histoire. Mais Chagall, lui, il a complètement, par ses illustrations, il a carrément modifié complètement, il a rendu ce texte gai, avec de la couleur. Parce que l'histoire de Daphné et Chloé, c'est une histoire d'amant, c'est une histoire d'amour. Sevgili dostlar, işte bu kadar. Filmimizi böyle bitiriyoruz. Fransa'nın Cannes şehrinde size sanatla, Marc Chagall'la bitireyim dedim. Görmenizi istedim. Ben hastasıyım. Efendim, bu sanatı ve izah eden insanları, bunlar sanat seven insanlar, Fransızlar, İtalyanlar. Yani Akdeniz'in sanatçı toplulukları, insanları. Görüşmek üzere haftaya. Ayhan Sicimoğlu, Renkler, Bloomberg, HT. Her zaman. Hoşçakalın.